Temel Bey bizi şaşırtıyor yani. Şimdi niye şaşırtıyor? Dün gitmiş evvelsi gün Kılıçdaroğlu'na. Orada diyor geçmiş olsuna geldim. Hı hı. Niye diyor? Çünkü diyor Kaftancıoğlu'na diyor ceza verilmemeliydi diyor. Ya ben diyor bunu diyor kaba uygun bulmuyorum diyor. Geçen gün Kübra Par Hanım'ın programında diyor ki efendim Demirtaş'a verilen tahliye kararını nasıl buldunuz diyor. Çok uygun buldum. Mahkeme verdiyse diyor doğrudur diyor. Hı hı. Burada da mahkeme verdi. Sanki devletin bir mahkemesi eşkıyanın elinde ya. Onu da mahkeme verdi doğru buldum diyor. Hı hı. Çünkü mahkeme verdi diyor. Mahkeme verdiyse adildir diyor. Hı hı. Öbürüne de mahkeme verdi ya. Öbürünü gelip de şimdi Rusya mı verdi? Türk adaleti verdi. Aslında öbürüne de diyor ki hiç uygun bulmuyorum. Aslında hakkımı helal etmiyorum dedi hocam size. Kime? Size. Varsa etmesin. Bana kefen diyor, cinci diyor, kefenci diyor. Hı hı. Sen bana nasıl cinci kefenci diyorsun? Ben ne zaman cinci yapmışım, hasta okumuşum, para almışım? Ne zaman kefen satmışım, para almışım? Kendileri arıyorlar kefen piyasada bulamıyorlar. Kim kefen satmış? Orada özel bir olay 40 kere anlattık. Bir kere ben aracı oldum. Adam ne yazacağını, ne okuyacağını onları bizden öğrendi. Kitapta yazıyordu kaynağı. Benim kitabımda olduğu için. Hocam bu nereden buldu, ne dedi? Ben orada bir iki arkadaşa söyledim. Zaferhan'ı kim bulacak? Kim yazabilirse, kim ne dedi? Ben bundan bir kuruş almadım ki. Bunun sektörü yok ki. Bu ikincisi yok ki. Bu pazarda satılmadı ki. Dükkanlarda yok ki. Hı hı. Bu satılma diye bir olay yok. Hı hı. Bana diyor kefenci. O da diyor cinci. Hı hı. Kendi en yakınları Ali Kalkancı'nın yanındaydı. Sen şimdi konuşurken bir de dikkat et geçmişine. Ondan sonra da hakkını, neyin hakkını helal etmiyorsun? Kefen ve cincilerle işimiz yok. Lafı iftiradır. Hı hı. Sen iftira ettin, benim hakkım tereddüt etti. Hı hı. Benim helal edip etmeme hakkım var. Bak benim helal edip etmeme hakkım var. Ama ona ben iftira etmedim. İftira niye etmedim? Çünkü ben ona dedim ki şeyi bölmeyin. Burada bu saadete verilen rey harama girdi. Mecelle kaidesine göre. Neden? Ehven-i şer. Sen AK Parti'yi ehven-i şer bile görüyorsan, hı hı, ki mahza hayır zaten aramıyoruz. Hı hı. Ehven-i şer bile görüyorsan ehven-i şeri tercih etmen lazım. Niye? Şimdi bir şer var, bir ehven-i şer var. Hı hı. Bütün İslam kaideler bunun üzerine kurulmuş. Mahza hayır bulamadığın zaman. Hı hı. Kendini kazanamayacağın belli. Kendini mahza hayır gibi görüyorsan da. Burada ne yapıyorsun? Efendim, ehven-i şerri bozup, kendine göre yani ehven-i şerri bozup, mahza şerri tercih ettiriyorsun. Bu bir fetva olarak ben bunu açıklamış olabilirim. Ben kendisine bir şey demedim ki. Şahsına, ismine bir şey demedim ki. Sakalından utan dediniz hocam. İşte sakalından utan dediğim, sen şimdi diyor ki ben diyor Müslümanım diyor, İslamcı değilim diyor. Hı hı. Ben de diyorum ki insanım, insancı değilim. Ne demekse bu o demek. İnsanım, hasbel kader Allah ben insan yarım. İnsancı değilim, insanı tutmam demek. İnsancı değilim. Hı hı. Siz de benden daha kültürlüsünüz. Estağfurullah. Yani insancı değilim ne demek? İnsani değerleri tercih etmem. Yani bir tercih olsa, bir bilmem olsa ben insani, bu insandır diye o insanı tercih etmem. Yani ya. her Müslümanım diyen İslamcı mı olmalı diyorsunuz siz hocam? Tabii. Her İslamcı değilim de Müslüman olamaz ki. Ha siyasal İslamcı değilim dersin. Hı hı. İslam'ı istismarcı değilim dersin. Bu lafların tevili var. Hı hı. Ama mutlak söylediğin zaman, hı hı, Kur'an'a inanıyorum, hı hı, Kur'ancı değilim. Peygamber'e inanıyorum, peygamberci değilim. Ya peygamberci değilim, Kur'ancı değilim. Ne demek ya? Ne demek? Kur'an'a inanan Kur'an'ı tutar. İnsanım diyor, insancı değilim. İnsani değerleri üstün tutmuyorum demek. Hı hı. Şimdi ben bu lafı izah ettim. Ondan sonra da cincidir, kefencidir, bilmem ne. Ne alakası var? Biz orada sene dedik, hocam, bölmeyin size, dedik. Hem size cinci diyor, hem kefenci diyor, hem de diğer taraftan da cezaevinde en çok onunla biz ilgilendik de diyor. Şimdi ben hakikaten bir kafa... Onunla biz ilgilendik. Nerede o ilgilendi? Kamalak Bey vardı o zaman. Hı hı. O cezaevine gelmedi ama il başkanlığı gönderdi. Ondan sonra Selman Bey miydi? Hı hı. Esmerer. Hı hı. Onlar geldi heyetle. Saadet'in o il heyeti geldi. Allah razı olsun, hepsi teşekkür ediyorum. Sonra çıktım eve geldi. Kamalak Bey eve de geldi. Anayasa hukuk profesörü olduğu için davayı üstlenmek istedi. Kaç kere müdahale etmek istedi. Ben dedim efendim bu hani işi belli FETÖ'cülerin işleri olduğu için. Yani siz de tabii bir marka isimsiniz ama yani lüzum etmedi dedim. Ama teklifi yeter. Kaç kere teklif etti hukuk işlerinden Kamalak Bey'in o bakımdan
hakkı var. Ama yani şimdi Adil Öksüz de etmiş ama hocam. Yani bir de böyle de bir tuhaf tarafı da var. Yani tuhaf tarafı var. Kim ne niyetle geliyor meselesi ama ben il teşkilatının Allah için geldiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani Selman Beyler'in şey, o ekip Saadet'in o zamanki. Şimdi ondan sonra ne sular geçti köprünün altından. Şeyler değişti yani. Şimdi mesela benim haber aldığıma göre yukarısı yani diyelim ki Oğuzhan Bey ya işte bölmeyin, şey etmeyin, muhalefet etmeyin diye bir görüş beyan etse ki Oğuzhan Bey duayen siyasetçi hocadan sonra yani o camianın büyüğü olarak ben onu görüyorum. E şimdi o da dinlenmiyormuş. O da dinlenmiyormuş. O zaman adama derler ki irtibatın nereyle? Yani şimdi bir istişare dinlenmez mi? Bir büyükler dinlenmez mi? Bu Erbakan Hoca'nın eski bir ekibi var. O ekiple danışılmaz mı? O ekip mi diyor sana CHP'nin kuyruğuna takıl, HDP'yi meşru gör. Ondan sonra devlete seri katil diyen, Ermeni şeyini tanıyan, efendim teröriste güle güle yavrucuğum diyen, bilmem yapmadığı hakaret kanlayan, diyor ki bir de 9 sene evvel diyor. Sunucu diyor ki 6 sene evvel diyor. Yok diyor 7 sene evvel. Sanki yani ortasını bulalım 7 olsun der gibi. Erdoğan'ı devirmek ondan sonra istiyor. Ondan sonra da diyor ki, efendim ya diyor bu diyor şimdi niye açıldı? Kardeşim adam 7 sene evvel cinayet işledi, 70 sene evvel işlese şimdi bulunsa ceza vermeyeceğiz mi? 6 senelik süreç hukuki biliyoruz. Açılıyor, ediliyor, inceleniyor. Bir FETÖ'cü vardır, kapatmıştır. Bilmiyoruz ki 6 senenin sürecinde daha şurada ne zaman adliyeler özgürlüğüne kavuştu? Daha ne zaman FETÖ ile tam uğraşıldı? Adliyelerin durumunu bilmiyor muyduk yani FETÖ'de? 6 sene onların dönemi. Açtırır mı? Zaten HDP'ci herifler. PKK'cı FETÖ. Ama Erdoğan... Yani bunları düşünmek lazım. 6 senedir niye açılmıyor? Ya kanunen suç mu bu suç? Bunun 6 senedir var mı? Bu bir cinayet mi? Cinayet suç demek Arapçada. Suç yani cinayet bu işlemiş. Devlete karşı. Ecdadımıza karşı. Osmanlılarımıza karşı. Katil diyor. Ermeniler katletti diyor ya. E sen şimdi burada bir cinayet var. E devlet buna ceza vermeyecek. E bu nasıl iştir ya? 6 sene evvel ya. Ya bu böyle şey olur mu? Yani buna nasıl sen devletçiyim dersin? Milli diyorsun ya. Ne millisi be? Milli görüş diyorsun. Kurban ol sen. Milli görüş. Hocanın zihniyeti, şuuru. Nerede ya? Devletçilik, milliyetçilik öyle mi şimdi? O sonra bunun içinde din de var. Millete İbrahim Hanifa. İbrahim'in milleti diyor. Millet din mansana da geliyor. Milli derken, milli görüş derken hoca bunların hepsinin mülahazasıyla yaptı bu ismi koydu bunu. Sen daha o ismin manalarını verebilecek misin acaba? Ondan sonra konuşuyorsun. Peki niye böyleler? Yani bunu niye açıdan, böyleler? Bunu yani kimse anlayamıyor yani ya. Yani Erdoğan'ı istemedikleri aşikar. Baksana şimdi diyor kendisi bana teklif etti beraber çalışalım dedi diyor. Hele şimdi bu teklif zahittir. Hele bir bakalım dedim diyor. Hemen ondan sonra da yine CHP'ye gidiyor. Görüşmeden evvel CHP'ye gidiyor. Görüştükten çıktıktan sonra bir daha CHP'ye gidiyor. E devamlı CHP'ye gidiyor. Tamam da kardeşim neyi halletmeye çalışıyorsunuz? Esed'le devleti barıştırma bilmem ne seni. Allah Allah. Devletin birimleri var, MİT'i var, istihbarat var, askeriyeti var. Zaten gerekilen görüşmeler yapılıyor. Bilmem ne. Sen burada ne yapacaksın? 5-6 milyon burada Suriyeli, kaç milyon ırzına geçim, kaç milyon şehit edilmiş bilmem ne bilmem. Bunların eli kanlı katiller, canileri. Zaten gittiler biliyorsun. Teşkilat olarak da gittiler Esed'e. Hani o dönem belki durdurur muyuz? Onu da bir üstü zannettik. E bu saatten sonra yani ona akıl öğretiyorsun, buna akıl öğretiyorsun. Devlet zaten elhamdülillah düzgün yolda gidiyor. Milli yolda gidiyor. Devlet Bahçeli efendim başkanın onu da sayesinde onu da çok teşekkür ediyoruz. İşte birlikte hareket ediliyor. Bu Cumhur İttifakı'nda devletin güzel mekanizmalar evet, işliyor. Yani terör bitiriliyor, FETÖ bitiriliyor. İşte Fırat'ın doğusu şey artık son noktalarına geldi. Yani çok güzel ama tabii dünyanın gavuru bizden oluşuyor. Yani ne yapsın bu diye hükümet? Temel Bey'e diyorsunuz ki Erbakan'ın çizgisine gel diyorsunuz. Gel diyoruz tabii. Yani anladığım kadarıyla. Ya yaşlı adam sakalı beyaz sakalı büyüğümüz belki sakalından utan dedim. O laf da ağır gitti. Özür de diliyorum. Ben özür de dilerim. Elini de öpeyim gideyim. Ama bu bölünme yapmasınlar. Yapmasınlar. Belki lafım aşırı kaçtı. O da geçen birine gitti maymuncuk dedi. O da özür diledi. Bak kaç yaşında demek kaçıyor. Doğru. Ben doğru. De özür diliyorum huzurunuzda. Doğru. Ama bir büyüğümüz olarak falan yapmasınlar. Yani devletin mahkemelerinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği kararı milletin gözünde CHP gibi tahkir etmesinler. Aşağılatmasınlar. Burada ceza vermiş. Bu kanun var. Bunu sen niye doğru bulmuyorum diyorsun? Neye göre doğru bulmuşsun ya?
Geçen gün Habertürk'e şey katıldım. Orada bir CHP'li birileri benim halime konuştu. FETÖ'den ne fark var? Bağladılar neyse konuştum. Gürsel Tekin de oradaydı. Efendim Necdet Saraç mıydı soyadı bilmiyorum. Hı. O efendim kardeşimiz de oradaydı. Onlara dedim ya böyle şey niye yapıyorsunuz? Biz ne farkın var? Siyasette ne farkın var? Politikaya karışıyorsun. Ben politikanın nesine karışıyorum? Aday mı oluyorum? Aday mı seçiyorum? Milletvekili mi efendim bizim cemaata verin diyorum. Bakanlığa mı gidiyorum? Belediyenin kapısına mı gittim? Bir taş mı aldık derneğe? Bir tuğla mı aldık vakfa? Uyduruyorlar duruyorlar. Bizim FETÖ'yle ne alakamız var? FETÖ'den ne farkı var? Dedim biz vatanseveriz, onlar vatan hain. Farkımız var. Adam gidiyor efendim kadına diyor ki başörtülü kıza git savcıyı diyor kumpasa getirmek lazım. Git ondan zina at diyor. Ondan sonra diyor kasete çekeceğiz. Sen gidersen işte şurana bağlayacağız kasete çekeceğiz. Kız diyor bu haram değil mi? Ya harp hile değil mi? Harpte her şey caiz değil mi? Biz harpteyiz diyor. Başörtülü kızı gidiyor zina ettiriyor. Şimdi bunlar nasıl sen öbür cemaatları bir araya koyuyorsun? Menzil, cübbeli bilmem ne. Bunların hepsi FETÖ'den ne farkı var diyorsunuz dedim yani. Kısmen dedim, kısmen diyemedim. Çünkü sesim gidiyor telefonda, onlar orada konuşuyor, beni duymuyorlar. Hı hı. Yani şimdi bu şekil ithamlarda bulunuyoruz. Gürsel Tekin de diyor ki, ya diyor hocam diyor, Demirtaş için dedim işte 52 kişiyi öldürttü bilmem ne. Ya hocam savcı mısın ya diyor. Nereden biliyorsun 52 kişiyi öldürdüğünü diyor. Aa, sonra bak yine tutuklama geldi. Doğru. Daha yeni bak. O bana dedi ertesi gün, ikinci gün sonra. Arkadaş dedim ben armut toplamıyorum. Ben bütün haberleri izliyorum. Açık oturumları izliyorum. Sen burada ben bilmiyor muyum adam Yasin Börü'yü bilmiyor muyum? Bütün milleti hendeklere tutup bilmiyor muyum? Hendekler bizim onurumuzdur dediğini duymadın mı? Apo'nun heykeli dikmenin duymadın mı? Sen bu adamın çıkması lazım diyorsun ya. Siyasetini beğeniyorum diyorsun Ekrem Bey. Ben de diyorum ya bu nasıl siyasetini beğensin özür dile milletten. Ben sana verilen reyde değilim diyorum. Kim sana verirse versin. Ama burada terör var devlete, hükümete değil. Hükümeti devlete ayırıyorum. Devlete sabotaj var, cinayet var. Bu adam milleti sokağa atıyor, devlete konuşuyor ya. Devleti bölmeyi, orayı bölmeyi hepsini konuşuyor. Federali konuşuyor. Hepsini söyledi bunun lafı bunun. Kürsettin oradan diyor ki ya hocam diyor savcı mısın diyor. Ya savcı değilim. Peki savcı niye şimdi ceza verdi? Evet. O zaman benim o haberlerim, hı hı, gazete haberlerim yalan haberler değildi. Hı hı. Bana diyor ki gazete şeyiyle diyor hüküm veriyorsun. Savcı gazeteyle mi hüküm verdi? İcabında gazeteyle de verir. Çünkü tespit eder. Gazeteden öğrenir. Tespitini, hı, yapar. Bütün mahkemeler böyledir. Gazete haberi de orada girer dosyaya. Doğru. Neyi, yani adamcağızlar üzülüyorum. Solcular dedi vatan haini değiller. Değil dedim. Deniz gençler şunlar ben bilmem idam edilenler. Ben de vatan haini mi diyorum adamlar Amerika'ya karşı. Filistin'e gitmişler cepheye bile. Yani şimdi ben bunlara vatan haini mi dedim solcu. Ama dedim doğru solcu olun. Hı hı. Milli solcu olun dedim. Hı. Atatürk Partisi bu ne iştir ya? Hı. Devlete katil diyen il başkanı olmuş. Bu dedim işgal altında mısınız? Siz dedim doğru Atatürkçü olun. Biz sizi oraya davet ediyoruz. Madem öylesiniz. Kendi yolumuza davet etsek geliyorsanız buyurun gelmiyorsanız. Madem durduğunuz yerde doğru durun. Hı hı. Bağlandım bunu anlatmaya ya çalışıyorum. Ya da Pensilvanya'dan uzaklaşın demişsiniz yani aslında. Yani işte Pensilvanya her şey bilmiyorum ya o neyse. Yorum size. Hocam şimdi benim en çok merak ettiğim noktalardan birisi şu. Yani hakikaten Temel Bey şu Tayyip Bey'in teklifine icabet etse. Madem biz Tayyip Bey'den duymadık. Hı hı. Ondan duyduk. Herhalde yalan söyleyecek hali yok, hı, o yaşta. Bu teklife icabet edilse. Yarım puan da olsa, bir puan da olsa, bir ittifak hasıl olsa, bu bölünmeler konuşulmasa, bu Cumhur İttifakı bölünmesi. Bak FETÖ daha bitmedi, PKK bitmedi. Adamlar 6 milyon destekçisi var. Bunların hepsine PKK'lı demiyorsak da bu adamlar bu PKK'nın HDP irtibatını gördükleri halde bunu yapıyorlar. Bir tanesi analara gidip destek vermiyor. Yani bu kadar vatanımız bölünme tehlikesi, işte maddi manevi ekonomik kuşatma var. Yani bu zor zamanda Cumhur İttifakı'nı biz milli olduğu için destekliyoruz.